kalkamıyor mu? Dur lan. Ver. Söyle adamlara oyalasınlar. Boyun bizi! Hadi kalk. Cabil'i elimizden kaçırabiliriz. Harekete geçmemiz lazım. Bekleyeceğiz. Bu fırsatı bir daha yakalayamayız. Bu adama bir daha bu kadar yaklaşamayız. Bekleyeceğiz dedim. Bekleyeceğiz. Eğer müdahale edersek Ali Rıza'yı deşifre edebiliriz. Ondan haber gelene kadar müdahale etmeyeceğiz. Gidin paraları alın. Koşun lan. 20 kilo para var orada. Aldın, çöpten aldın. Herkes iyi mi? İyiyiz. İyiyiz, iyiyiz. Geçmiş olsun Haşmet amca. Ucuz atlattık ha. Getir, getir. O bomba nasıl patlamadı ya? Vay. Sinyal kesici koydun ha? Sende de iyi hünerler var ha? Hareket ettiler. Timi çıkarıyorum ben. Ne oldu? Cabir paraları almamış. Takip cihazı Ali Rıza'da, operasyon iptal. Huzeyfe! 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 Dayım kardeşim yaşatacağız seni. Talat, Talat kardeşimi vurdular. Toparlanın geliyoruz.
Dayan koçum. Dayan. Dayan. Yaşatacağız seni. Huzeyfe. 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 İyi misiniz? İyiyim. İkinci kez sana canımı borçluyum. Henüz kurtulmuş sayılmayız. Cabir hala yaşıyor. Seninkilerden haber var mı? Henüz yok ama peşini bırakmazlar. Şu halimize bak. Perişan olduk. Ali Rıza, bundan sonra planlarından benim de haberim olacak. Öyle kafana göre plan yapmak yok. Şimdi bak, bütün acımı senden çıkarırım burada. Sen ben ne diyorsam onu yapacaksın. Ali Rıza... Tamam, tamam. Uzatmayın. Laf yarıştırılacak yer değil burası. Aç babanla konuş, her şeyi anlat. Ne anlatacağım Haşmet amca? Başımıza çok daha büyük belalar aldığımızı mı anlatacağım? Sana uzatma dedim. Cabir'i başımıza musallat eden de sensin. Bir kere daha ağzını açacak olursan ömür boyu ağzını açamayacak hale getiririm seni. Sen bana kızıyorsun ama asıl arızayı senin adamın çıkarıyor. Hadi. Halide nerede? Çıldırmıştır şimdi. Beni görmeden rahat edemez. Evde. Olabilecek en güvenli yer orasıydı. Çocuklar kapıda bekliyorlar zaten. Annem de yardımcı oluyor ona. Merak etmeyin. Gelin. Sabri. Yok hocam, şu an her şey hazır. Arkadaşlar tamam mıyız? Tamamız. Bakın bu önceki işlere benzemez. O adamı kurtaramazsınız. Hepimiz ölürüz. Maalesef öyle. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Hadi efendim. Hadi, hadi. Tamam, çıkıyoruz. Hadi beyler, hadi, hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi. Hadi çabuk olun, hadi. Siz sizin girmemeniz lazım. Bana bak. Zaten hepiniz doktorluktan men edilmişsiniz. Eğer burada bana da bir halt etmeye kalkışırsanız hepinizi bu hayattan men ederim, anladın mı? Kızım internetten fal mı bakılır? Ya vallahi her şeyi biliyor anneanne. Ama tadı çıkar mı? O günler eskide kaldı artık. İnternet her şeye çözüm buldu. Ya kimse kimsenin kaprisini çekmiyor bir fal için. Şu interneti biraz da derslerin için kullansan ya. Senin de falına bakalım mı Halide abla? Fincanın o kadar aydınlık ki... Çok yakın zamanda çok müjdeli bir haber alacaksın. Hayırlı günler. Baba. Hoş geldiniz Haşmet Bey. Hoş bulduk.
Buyurun ayakta kalmayın. Buyurun şöyle. Size ne ikram edeyim? Acı bir kahve çok makbule geçer. Şu hale bak. Mahvettiler arabamı. Çoluk çocukla iş yaparsan olacağı bu. Emekliliğimde bir müze yapacağım. Mafya müzesi. Bunu da girişine koyacağım. Herkes görsün neler çektiğimizi. Z kuşağı görsün. Hayat öyle bilgisayar oyunu değil. Cabir belasından kurtulmaya çalışıyoruz. Siz bizi iyice belanın içine çekiyorsunuz. Yahu adamın kardeşini niye vurdunuz? Mithat amca, biz değil. Ali Rıza vurdu. Mani olsaydın. Haşmet nasıl kurtuldu üzerindeki bombadan? Ali Rıza, takastan önce para çantasının içerisine sinyal kesici koymuş. Ali Rıza hem Haşmet abiyi hem sizi kurtardı yani. Mithat amca, kimsenin kimseyi kurtardığı yok. Herkes kendi canını kurtardı. Çatıştım ben, çatıştım. Arabam kevgire döndü. Sakin olun beyler, tamam. Durum gittikçe daha ciddi bir hal almaya başladı. Şu saatten sonra artık savaşmaktan başka çaremiz yok. Onlar hamle yapmadan bizim hamle yapmamız gerek baba. Rıfkı, Cabir'le ilgili ne öğrenebiliyorsan öğren. Öğreneceğimiz her bilgi işimize yarayacak. Anlaşılan adamı indirememişsiniz. Tutukluluğumuz ömür boyu mahkumiyete dönüşecek sayenizde. Ölmediğimiz sürece her zaman bir şans vardır sevgilim. Mithat doğru söylüyor Melek Hanım. Maalesef bu meseleyi çözene kadar hepimiz hayatlarımızı bir süre kısıtlayacağız. Hepsi bu. Bilseydim rahmetli babamın tesbihini de yanımda getirirdim. Ama bu sahnede zaman kolay geçmez. Çekerken sabır da çekerdim. Melek, şimdi bu lafların sırası değil. Neler yaşadığımızı görmüyor musun Allah aşkına? Korkaklığınıza kılıf arayıp durmayın. Beceremiyorsunuz zaten. Ben en iyisi ne yapayım biliyor musunuz? İncik boncuk getireyim oraya. Çakmağınıza, cüzdanınıza incik boncuktan kılıf yaparsınız. Sen ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum baba. Neye gülüyorsun sen? Gülmüyorum baba. Emine, koskoca Haşmet Bey evimize teşrif etmiş. Bir kuru kahveyle mi ağırlayacağız? Bir şey ikram edelim. Anne. Yok, çok teşekkürler. Kahve kâfi. Ali Rıza, daha fazla vakit kaybetmeyelim. Anne, burada güvenliğimiz risk altında. Gitmemiz lazım. Oğlum nereye gideceğiz? O ne demek Ali Rıza? Nasıl kendi evimizde güvende değil miyiz? Her şeyi anlatacağım abla ama çıkmamız lazım. Tehlikeyi atlatana kadar ben sizi misafir etmek isterim. Hepimizin güvenliği için bu daha doğru olur. Bir dakika, yani o kadar da uzun boylu değil. Tamam, evimize geldiniz. Misafire yüz çevirmedik, ağırladık ama hiçbir yere gitmiyorum ben. Ne olacaksa olsun umurumda değil. Kim nereye gidiyorsa gitsin.
Emine babam haklı. Bir arada olursak bu süreci daha rahat atlatırız. Sen hayatımıza girdiğinden beri acıdan başka bir şey yaşamadık biz. Emine. Yavrum, Haşmet Bey bizim iyiliğimiz için söylüyor. Onların iyiliğini milliğini istemiyorum. Kendilerinin olsun iyilikleri. Biz kalkalım. İzniniz Ali. Öfkesini anlıyorum ama burada kalmanız çok tehlikeli. Bize gelmek istemiyorsa güvenli başka bir yer bulalım baba. Tabii. Gerek yok. Ben halledeceğim. Getireceğim onları. Abla ben konuştum abimle. Durum hakikaten ciddi. Bir de işleri zorlaştırmış. Haşmet Gürkan bile çok tedirgin olmuş. Ya bakma. Sanki ben çok meraklıyım onların evinde kalmaya. Tamam canım, siz gidin yani. Ben burada kalırım. Kızım, inat edilecek zaman değil. Ben ister miyim düzenimi bozup bilmediğim eve gidip sığınmayı? Halirsa, bu kadın hayatımıza girdi. Nihan'ımızı toprağa verdik. Daha acısı yüreğimizde soğumadı. Hala bu kadının peşinden sürükleniyoruz. Ailemizi bir felaketten başka bir felakete sürüklüyorsan farkında değil misin? Senin de söylediğin gibi abla. Ben bir kız kardeşimi kendi ellerimle toprağa verdim. Diğerine bir şey olmasına müsaade etmem. Tamam? Size çok müsamaha gösterdim. Ben gideceğiz diyorsam gideceğiz. Gerekirse zorla götüreceğim. Hadi Rıza. Ben ne diyorsam o olacak. Tamam? Feritlere söyle araç ayarlasınlar. Tamam abi. Hadi kalk. Hadi. Bir tanesini çıkardık, kaldı bir tane. Nabız atmıyor. Hastayı kaybediyoruz. Hemşire bir ambulans deneyin. Çabuk, çabuk. Hadi. Nabız yok. 250. Bir ambulans daha getir. Bir ambulans daha getir. Çabuk. Hala nabız yok. 300. Devam. Hala nabız yok. Bir kere daha. Fırat, bırak artık hastayı. Eksi oldu. Ne bırakması? Bu eksi olursa biz de eksi oluruz. Devam. Hastayı kaybettim. Thank you.
Hazreti yanında Ali Rıza diye vardı. Nerededir, ne yer, ne içer, kimdir, kimlerle selamlaşır? Bulun bana onu! Ben annemleri bırakıp döneceğim. Hasan abiye de haber verir, hep beraber bu evde kalırız. Burayı muhakkak yoklarlar, geldiklerinde indiririz, tamam? Yok, bu plan çalışmaz. Niye? Biz burada kalırsak mahalleli açık hedef haline gelir. Bunlar çoluk çocuk ayırt edecek insanlar değil. Sen Haşmet Han'ın orada kalırsan belayı mahalleden uzak tutmuş oluruz. Mahalleden kaçtı, Haşmet'e sığındı demezler mi Ferit? Derlerse desinler abi. Mahallenin hayatından önemli mi? Akıllı davranmamız lazım. Haklısın. Eyvallah. Hala üzerimde barut kokusu var. Duş almadın mı? Aldım tabii lan. De, etrafımızdaki pislikler temizleninceye kadar bize hiçbir aman patlamaz Fiko. Burak, müsait misin? Yani pek değilim. Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Ben seni merak ettim sadece. Ben bir çocuklara bakayım abi. Merak edilecek bir şey yok ya. Arabanı görünce çok telaşlandım. O yüzden gelip görmek istedim seni. Yani telaş edilecek bir şey yok. Oradan sağ salim dönmeniz bir mucize. Mucize mi? Senin mucize dediğin şey benim hayatımın bir parçası. Orası öyle Burak ama ben de robot değilim, insanım. Herkes gibi meraklanıp telaşlanıyorum sevdiğim insanlar için. Derya'cığım, ben de tam olarak bunu söylüyorum işte. Eğer bu hayatta telaşlanmamak, korkmamak, birisi için tedirgin olmamak istiyorsan bence benim hayatımdan uzak dur. Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Ne alakası var Burak? Çok alakası var. Sen anladın beni. Öyle ben seninle ilgileniyorum. Yanındayım, ayakları falan. Ben bunları yemem. Bunları senden vazgeçmem için söylediğini çok iyi biliyorum. Ama senden vazgeçmeyeceğim. Tamam Derya. Ne istiyorsan onu yap. Ulan Fiko, nereye koydun ya? Ne arıyorsun? Ceketimi. Burada. Uzat. Tamam Derya, ver. Tamam, uzat dedim. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Çok sevindim gelmenize. Ne güzelmiş manzara. Hoş geldiniz Oğuz. Hoş geldiniz. Kızım, manzaranın sırası mı? Gel yardım et annene. Tamam. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Oğuz'a eşlik et. Nasıl ikna ettin ablanı? Ablam çok kırılgan bir dönemden geçiyor Halil'e. Yardıma ihtiyacı var.
Sen merak etme. Ben onun kendini iyi hissetmesi için elimden geleni yaparım. Hadi. Aslı. Hadi dayıcığım. Hoş geldiniz Rukiye Hanım. Buyurun. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen rahat edin. Hoş geldiniz. Adem, Emine bugün biraz yorgun. Eğer sakıncası yoksa, müsait bir odanız varsa. Tabii, tabii buyurun. Ben geliyorum hemen. Buyurun lütfen. Sağ ol. Aslı gel kızım sen. Bu taraftan. Biz de bir konuşalım. Hala bir ses yok mu? Arıyorlar. Kardeşini kötü yerden vurdun. Yaşaması zor. Eğer o ölürse Cabir intikam ateşiyle her şeyi, her yeri ateşe vermeye başlayacak. O yüzden bir an önce bizim onu bulmamız lazım. Müsaadenizle. İyi şeyler duymaya çok ihtiyacım var. Haberler iyi değil. Cabir'in kardeşi ölmüş. İntikamını almadan İstanbul'dan ayrılmaz. Hepiniz tehlikelisiniz. Sen, annen, kardeşlerin. Ailemi Haşmet Han'ın evine yerleştirdim. Koruma önlemleri en üst düzeyde. Ama senin gözün üzerlerinde olursa asıl o zaman içim rahat edecek. Sen merak etme. Evin çevresinde fark edilmeyecek şekilde adamlar yerleştirdim. Cabir'den var mı bir iz? Nasıl bulacağız bunun yerini? O da seni soruşturuyor. Nasıl? Bizim muhbirlerden biri haber verdi. Yer altında ne kadar iş tutan adam varsa birileri seni sorup duruyormuş. Birileri derken kim olduklarını öğrenemedin. Öğrenemedim ama öğreneceğim. Öğreneceğim. Tamam, öğrenir öğrenmez bana haber ver. Melek'e kızıyorum ama söylediklerinde hiç de haksız sayılmaz. Bu da böyle eli kolu bağlı oturmak ölümden beter gelmeye başladı bana artık. Bu iş iki güne kadar çözülmezse ben burada daha fazla durmam. Çıkarım, dövüşürüm. Becerebilirsem öldürürüm. Gerekirse de ölürüm. Ne diyorsun Mithat sen Allah aşkına ha? Ben savaşalım derken çıkalım da göğüs göğüse çarpışalımdan mı bahsediyorum sana? Adamların sağa solu belli olmaz. Karşımızda ne yüdüğü belirsiz bir çapulcu ordusu var. Heriflerin ne zaman, nereden, nasıl çıkacağını hiçbirimiz kestiremeyiz. Sen Galip'le Şeyhmuz'la konuşacaktın. Konuşabildin mi? Toplantı için gelecekler zaten. Beraber konuşuruz. Beni nasıl korkutan o ikisi. İkisi de birbirinden yılan. Kime ne zaman sarılacakları belli değil. Cabir'le anlaşıp buraya gelmeyecekleri ne malum? Yapamazlar böyle bir şey. İkisinin de bütün işleri ortaklığımızın devamına bağlı. Bunları öldürsen de ne işini ne servetini kaybetmeyi göze alamaz. O tiy niyetteler. Haşmet abi ne diyor? Bilmiyorum. Daha konuşmadım. Arayacağım şimdi. Bu felaketi başımıza getiren Fuat.
Galip kardeş. Ne olduysa onun o Burak sevdası yüzünden oldu. Silahları patlatıp bizi ateşe attılar. Şimdi de yerlerinden çıkmıyor, bizi ayağına çağırıyorlar. Bu dediklerini kanıtlayacak bir şey var mı elinde? Yok. O zaman bu lafların lüzumu da yok. Bu kanıt sevdası nereden çıktı? Sanki mahkeme kurduk, yargılıyoruz. O Burak en başından adam gibi o silah işini çözseydi bu felaketler gelmezdi başımıza. Şu belayı bir def edelim başımızdan. Ondan sonra bu dediklerini etraflıca konuşacağız. Nereye def ediyorsun? Adamın kardeşini vurmuşlar. Abi çıkmak için hazırız. İşi sıkı tuttunuz mu yeğenim? Önlemleri arttırın. Kalabalık çıkalım. Buyurun Şemiz Bey. Ali Rıza, iyisin değil mi? Bir sorun yok. Biz konuşamadık. Fırsat olmadı. Babam için yaptıklarına teşekkür ederim. Birazdan çıkmam gerekecek haline. Annemle, ablamla, yeğenimle ilgilenirsen çok sevinirim. Sen merak etme, aklım burada kalmasın. Kendilerini rahat etmeleri için ben elimden gelen her şeyi yaparım. İşim sandığından uzun sürebilir halde. Geri dönmeyecekmiş gibi konuşuyorsun. Aileme yaşattığım tüm zorluklar için onlara karşı mahcubum. Aklım onlarda kalsın istemiyorum sadece. Sen bana babamı getirdin. Ben senin için ne yapsam az. Aklım burada kalmasın, merak etme. Ben onlarla ilgilenirim. Hem onlar beni o kadar güzel ağırladılar ki. Anne şıpsı bile yaptı. Ben onları çok sevdim Ali Rıza. Ama sadece onları değil. Ben seni de çok sevdim. Sessizliğini ailen burada diye bana yoruyorum. Yoksa çok sinirlenirdim bilirsin. Şu beladan bir kurtulalım. Benim de söyleyeceklerim var. Elimde fırsatım olsa o belayı def etmek için her şeyi yapardım. Aileme, seni, babanı bu beladan kurtaracağım. Sonra karşına dikilip gözlerinin içine bakarak kalbimden geçenleri söyleyeceğim sana. Beni habersiz bırakma, olur mu?
Abi. Haşmet ağzına çıkmak için. Melisa otu çayı. Kendi ellerimle yaptım. Gece pek uyuyamadın. Belki iyi gelir. Teşekkür ederim. Murat. Aslında benim sorunum uykusuzluk falan değil. Yani. Ben burada daha fazla kalmak istemiyorum artık. Bu durumdan bir an önce kurtulmak istiyorum ben. Füsun. Bunu ben de çok isterim ama... Bir süre daha burada kalmak zorundayız. Neden isyan etmiyorsun? İsyan etmediğimi nereden biliyorsun? Çocukluğumdan beri onlardan biri olmadığımı biliyorum. Büyüdükçe bunu daha çok hissettim. Defalarca hem kendimle hem ailemle kavgalar ettim. Ne onlardan biri olabildim, ne de tamamen onlardan kopabildim. Murat, ben senin yaşadıklarını çok iyi anlıyorum. Sadece bunları yaşamayı kabul etmeni aklım almıyor benim. Belki de beni bu çemberden sen çıkarırsın. Senin yıllarca yapamadığın şeyi ben mi yapacağım yani? Ben sınırdayım Füsun. Ne çemberin içindeyim, ne de dışında. Belki de sen elimden tutup beni bu çemberden çıkarabilirsin. Onu şimdi değil. Seni ilk gördüğümde anladım. Ev sana emanet Sabri. Bu defa hata istemedim. Merak etme abi. Artık hata yok. Haşmet Yurkan yeni almış yanına. Adam önceden taksiciymiş. Taksici mi? Nasıl yolunu şaşırmış da bulmuş bunları? Ne olduysa kız kardeşinin öldürülmesinden sonra olmuş. Hı. Benim de kardeşim öldürdü bu şerefsiz.
Kaç kardeşi var bunun? İki tane daha var abi. Fazla. Hazır mısınız? Hazırız abi. Hoş geldiniz. Buyurun. Geçmiş olsun Haşmet Bey. Hoş geldiniz. Sağ ol. Aga, seni görünceye kadar moral diye bir şey yoktu. Şimdi seni böyle dimdik ayakta gördüm ya. Bu moralle ne desen yaparım. Eksik olma Şeynuz. Seni aramızda görmek çok büyük mutluluk abi. Hoş geldin abi. Burak yaşadıklarınızı anlattı. Büyük geçmiş olsun. Abi geçmiş olsun. Ancak Ali Rıza'nın Cabir'in kardeşini vurması hiç iyi olmadı. Aslanı sıkıyorsan öldüreceksin. Yaralı bırakırsan nereye saldıracağı belli olmaz. Haşmet Ağa'nın hayatını kurtarmak için ne gerekiyorsa onu yaptım. Cabir'i hiç tanımıyorsun ama onun bombalı eylem yapabileceğini düşünüyorsun ve engel oluyorsun. Bravo. Nasıl becerdin? Ben askerliğimi onun geldiği bölgede yaptım. Bu tür adamlarla, bu tür eylemlerle çok karşılaştım ben. Bombalı yelek, bombalı araç. En sık kullandıkları yöntemlerden sadece biri. Başka ne yöntemleri var? Söyle de adamı bulalım. Çok kolay. Çıkın sağda solda biraz görüntü verin. Hep beraber toplaşıp bir yemek yiyin. Cabir hemen gelir. Ağzını ilaf yapıyor delikanlı. İlaf yapıyor ama bu işin bu noktaya gelmesinin sebebi sensin. Sonunda bir bedel ödenecekse bunu önce sana ödetiriz. Ben Cabir'e yaptıklarının bedelini ödetmeden kimse bana bir bedel ödetemez. Delikanlı. Burada kimlerin karşısında olduğunu unutuyorsun galiba. Fazla ileri gitme. Beyler, toplantınızı bölüyorum ama çok kulaklarımı çınlattınız. Bir sizi arayayım istedim. Bir yüzümü görün, sesimi duyun istedim. Beni görüyor musunuz?
Görüyoruz Cabir. Görüyorsun. Şimdi görüyorsun. Ne o Cabir? Seni bulacağımızı anladın. Köstebek gibi saklanacak yuva mı kazıyorsun kendine? Kardeşimi gömdüm. Ama eğer benden bir can alırsanız... ben o bir can yerine 10 mezar kazarım. Cabir, eninde sonunda senin canını alacağız. Onun için gel bizi uğraştırma. Madem hazırda mezar da var, sık kendi kafana, bitsin bu iş ha. Talat eski palet fabrikası Paşa Bandıra. En azından yattığın yer belli olur. Bu mezarlara kimin gireceğine siz karar vereceksiniz. Eğer Ali Rıza'yı bana verirseniz onu kardeşimin yanına gömer, ülkenizden defolur giderim. Yok eğer vermezseniz, o zaman Ali Rıza'nın kardeşi Mert'le Emine'yi, Haşmet'in kızı Halide'yi, hepinizin çocuklarını teker teker vurur, bu mezarlara gömer, bir ömür onların yasını tutmanızı izlerim. Anladınız mı? Burada vakit kaybetmenin bir anlamı yok. Ben kendi bildiğim gibi yapacağım. Biz karar almadan, sana emir vermeden sen hiçbir şey yapamazsın. Delikanlı, bu senin kendi başına alabileceğin bir karar değil. Sen burada konsorsiyum için çalışan birisin sadece. Ayrıca senin teslim olman bizim hepimizin Cabir'e diz çöktüğümüz anlamını taşır. Ben Cabir'in kardeşini öldürdüm. Yapmam gereken kendisini de öldürmek. Risk almadan bunu yapmanın mümkün olmadığını siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ali Rıza, fazlasıyla riskli. Bunun dönüşü yok. Cabir'i öldürmenin de başka yolu yok. Ali Rıza. Nereye gidiyorsun? Bir haber aldıysan birlikte gidelim. İçeridekilerin beni Cabir'e satıp satmayacağını öğrenecek kadar vaktim yok. Birlikte derken onları kastetmedim. İkimiz birlikte gidelim. Siz nasıl Halide'yi bana emanet edip gittiyseniz... ben de sizden rica ediyorum. Olur da dönemezsem ailem size emanet. Oğuz anahtar. Üzerine al. Emrederseniz gidip takip edeyim Ali Rıza'yı. Gerekirse engellerim. Cabir'e dair bir ipucu bulurum. Gerek yok. Ali Rıza kendi raconuna göre davrandı. İyi de yaptı. Peki şimdi biz ne yapacağız Fuat kardeş?
Cabir'le anladığı dilden konuşacağız. Eğer bu işe bir son vermezse... bundan sonra Türkiye'den ona ne bir silah... ne de adam gitmesine müsaade ederim. Cabir nasıl bize bir şey ispat etmeye çalışıyorsa... biz de ona elbet gereken cevabı vereceğiz. Haklısın Fuat Bey. Silahsız, adamsız... bakalım kaç ay dayanacak. Hele bir de bizimle düşmanlık ettiği duyulunca... rakiplerinin sıkmasını beklemeden... en yakınındaki adamlar sıkar. Beyler... Ali Rıza bize biraz olsun zaman kazandırabilmek için ölüme gitti. Onun için burada laflayarak vakit kaybetmeyelim. Cabir'i kim nasıl bulacak? Bir an evvel bunu konuşalım. Nasıl geçti toplantı? Toplantıdan çıktım. Verdiğin adrese gidiyorum. Saçmalama oğlum. Oradan bir şey çıkmaz. Cabir oraya gelmez. Onlar beni Cabir'e götürürler. Bana bak, sen buraya gel, plan yapalım. Cabir'e öyle ulaşacağız. Plan milan yok Muzaffer amca. Beni kardeşlerimle tehdit etti. Bu saatten sonra ya ben onu götüreceğim ya da o beni. Ali Rıza, sakin ol. Sakin ol, beni dinle. Bu adam senin bildiğin adamlardan değil oğlum. Ben de onun bildiği adamlardan değilim. Bir sorun mu var? Ali Rıza kontrolden çıktı. Tehlikeli bir oyun oynuyor. Onu takip edeceğiz. Hazırlan. Tamam. Hadi çabuk. Boşuna uğraşıyorsun. Cabir'in nerede olduğunu bilmiyorum. Bilsem zaten beni hayatta bırakmaz. Kardeşi burada mı öldü? Ara söyle. Kardeşinin öldüğü yerde bekliyorum onu. Abi arıza. Burada. Seni bekliyor. Gelmeyeceksen yerini söyle, ben sana geleceğim. Sen neye güveniyorsun oğlum? Ben burada tek başımayım. Kimseye güvenmiyorum. İnanmıyorsan vereyim adamını, anlatsın. Gerek yok. Seni soruşturdum. Sözünün eri bir adamsın. O zaman beni çok bekletme.
Haşmet'e taktığımız bomba niye patlamadı Sebahattin? Enişte. Geçmiş olsun. Nasılsın? Daha kötü günlerim olmuştu. Müsaade etmedi daha kötü günlerimiz olmasın. Olmasın diye herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Sen ve o deli fişek arızadan başka hiç kimse bir şey yapmıyor. Bak bütün ortakların içeride oturuyorlar. Bazen oturmak ayakta durmaktan, bazen de ayakta dik durmak, koşmaktan daha doğrudur. Ben artık neyin doğru, neyin yanlış olduğunu düşünmekten vazgeçtim. Ama tek bildiğim, çocuklarımız için en doğrusunu yapmamız. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Halide olmasa bu işlere döner miydim sanıyorsun? Halide nasıl? Kızcağız sen yokken tek başına her şeye göğüs germeye çalıştı. Ali Rıza'nın ailesi hiç yalnız bırakmadı. Halide'yi bana değil de Ali Rıza'ya mı emanet ettin? Bak enişte. O çocuğu Halide'den uzak tutun. Yoksa bu işe sen daha fazla üzüleceksin sonunda. Kendi kızını Burak Ersoylu'ya emanet etmekten çekinmeyen... Sen mi söylüyorsun bunları? Bursa üşüme. Cabir kendi gelmeye korktu, seni mi gönderdi? Cabir'in en büyük özelliğidir. Senin gibi korkusuz adamlara korkunun ne olduğunu öğretir. Merak etme, sen de öğreneceksin. Ara. Devam et aramaya.
Bunu tak. Götürün. Aldık abi, getiriyoruz. Merak etme abi, bizde Talat'ı ne yapayım? Anladım abi. Ne dedi Cabir? Cabir, bugüne kadar yaptığın hizmetlerin için sana teşekkür ediyor. Öbür tarafta kardeşimi yalnız bırakmasın dedi. Uzak takip yapacağız Metin. Fark ederlerse Ali Rıza'nın hayatı tehlikeye girer. Ali Rıza niye böyle bir delilik yapıyor? Yapıyor işte. Daha da yapacak belli ki. Adamın adına boşuna arıza dememişler. Devam et. Uzak takip. Şehir dışına çıktık. Büyük ihtimalle yaklaşıyoruz. Tim haber ver. Yakın takibe geçeceğiz. Anlaşıldı. Telefonla dedin ya tek başınayım diye. Artık hakikaten tek başınasın. Kızım sana bir şey söylediler mi? Ne zaman gelecekler, nereye gittiler? Endişelenmeyin, gelirler birazdan. Mert, bir abini ara. Bir sesini duyalım. İçimde bir sıkıntı var. Arayayım anne. Meşgul çalıyor ya. Ara şimdi beni o. Oğlum doğru söyle. Doğru söylüyorum anne. Ara şimdi beni o ya. Geldiler.
Geldiler, ben size söylemiştim. Boşuna endişelendiniz. Ali Rıza nerede? Biraz işi çıktı, halledip gelecek Rukiye Hanım, merak etmeyin. Demek başıma iki adam takıp beni öldürtmeye çalıştın. Cabir bunu yer mi? Ben bunu yiyeyim. Kendini bir an önce öldürtmek istiyorsun, öyle mi? Büyük acılar çekmeden seni öldürmeyeceğim. Yerinde olsam hiç uzatmam. Hemen bitiririm işi. Hemen. Ben çalışmaya başladı. Ali Rıza'ya gelme dedik, gelmedi vallahi. Haşmet Ağa delikanlının aslını görünce ailece kaldı yanına. Helal olsun. Helal olsun vallahi. Ne çok seviyorsun zevzeklik etmeyi be. Abi ne dedim ya, olanı söyledim. Allah Allah ya. Ulaşamadın mı? Yok abi, ulaşamıyorum. Aleykümselam Kara Hasan, buyur. Ya Sabri, biz Ali Rıza'ya ulaşamıyoruz, orada mı? Yok, daha gelmedi. Haşmet Ağa geldi mi? Haşmet Ağa burada ama bir şey söylemedi. Sabri, biz meraklanıyoruz. Yani bir Haşmet Ağa ile mi konuşsan, ne yapsan? Telaş edecek bir şey olsaydı Haşmet Ağa söylerdi. Merak etmesin. Gene uğursuzun peşine takılmıştır. Gelir birazdan. İyi madem, haber edersin. Eyvallah.
Ne oldu usta? Ne dedi Sabri abi? Var mı bir ayrı haber? Yok Ramço, yok. Abi ne yapacağız? Ne yapacağız be? Bekleyeceğiz. Arıza mahallede bekleyin dedi. Bekleyeceğiz. İzle. Bitti mi? Bir daha izle. Süper. Ha? İlk kez ölen adam seyretmiyor. Neyi kanıtlamaya çalışıyorsun bana? Ben neyi kanıtlamaya? Ben... Siz yani bu kadar aptal bir planı yaptınız. Yani bu kadar kolay mı Cabir'i öldürmek? Koca konsorsiyumun yaptığı bu plan mı ya? Ben de sizi düşman sandım. Sen daha beni tanımıyorsun. Bekle. Tanıt. Sebahattin. Kaç dakika sürer? 2 dakika. Sen? 1 dakika. Aa, çok kredi. Bence 3 dakikaya. Yalvarır. Onun nefes kesilince böyle beyni bulanır. O yüzden yalvarmayı da unutur mu? Dizime kapan. Seni affedeyim. Daha yeni yeni tanışıyoruz, ha? Öyle hemen öyle bırakıp gitmek yok. Daha muhabbet edeceğiz. Sen merak etme. Seni öldürmeden bir yere gitmeye niyetim yok. Sen hiç merak etme. Aynen. Bak beynine kan gitmeye başladı. Havasını kes şunun. Abinden haber mi var? Yok anacığım. Olsa ilk sana söylerim zaten. Bir şey olmaz abime, sen merak etme. Bir gün evladın olduğu zaman anlayacaksın annenin kaygılarını. Senin evladınsa benim de abim. Anlamaz olur muyum anacığım kaygılarını? Anlıyorum tabii. Hem de çok iyi anlıyorum. Ama biraz uyuman lazım anne. Dün de uyumadın doğru düzgün. Hem sen bize sağlam lazımsın Rukiye Sultan. Her zamanki gibi. Nasıl uyuyayım oğlum? Bu halde gözüme uyku girer mi? Ama uyuman lazım anne. Ben hastalanacaksın diye korkuyorum. Bak sen uyu. Bir şey olursa ben seni gelip kaldırırım zaten. Bak. Kendine dikkat edeceksin, tamam mı? Evden dışarı falan çıkmak yok. De seni düşünmeyeyim anneciğim. Sen tasalanma hakkını abimle doldurdun zaten. Ben buradayım, merak etme. Hadi yatam artık, hadi. Bak bir daha geldiğimde uyumuş olar Rukiye Sultan. Tamam mı? Neredesin be abi? (Gülüyor)
Demek sen aileni, maileni... Haşmet ağanın evine koydun. Kıraatsın. Kebap. Oh. Ayıp değil mi Haşmet ağa? Yaşlı adam. Bunu nasıl kaldırsın? Bence o dayanamaz. Bir süre sonra evden çıkar gider. Hı? O zaman ne yapacaksın? Ha? Bana bak. Beni istediğin ayağımla geldim. Senin meselen benle, ailemle değil. Hesabını benle gör. Duydun mu? Kardeşimin seninle ne meselesi vardı? Genç yaşında hayatını aldım. O senin şerefsizliğin yüzünden öldü. Yine arızaya bağladın. Sebat Gül. Şunun havasını kes. Yavaş tanışıyoruz. Şimdi diyorsun ki bu adam niye bana hep işkence yapıyor hiç? Beni niye öldürmüyor? Senin bu yaşadıkların ne ki? Ben bu yaşadıklarının kralını yaşadım. Hiçbiri ama benim kardeşimin ölümü kadar bana acı vermedi. Ben de senin sevdiklerini tek tek öldüreceğim. Acımı biraz dindirir. Ben buna zor dayanıyorum. Sen nasıl dayanıyorsun bu acıya? Seni gözlerinde çok büyütmüşler. Eğer birazcık delikanlı olsaydın... acını yüreğinde yaşar. Hayatın sana getirdiği bütün zorluklara karşı dimdik dururdun. Ama sende o yürek yok. Gene de kardeş acına yürümeden senin kafana sıkıp acına son vereceğim. Sen akıllı adam, aptal aptal laf. Aptal aptal. Nasıl yapacaksın? Nasıl olacak? Bana bir söyle, aramızda sır. Kimseye söylemem. Abi eve giren çıkan yok. Ama uygun bir yer bulduk. Roketi halledebiliriz. Olmaz. O benim kardeşimi gözümün önünde öldürdü. Ben de onun kardeşini gözünün önünde öldüreceğim. Siz şimdilik dediğimi yapın. Gözetlemede kalın. Sen gel Sebahattin. Baba. Ali Rıza bu saate kadar ailesinin yanına gelmediyse bana anlatmadığım bir şey var demektir. Gelecek kızım. Sen ailesiyle meşgul ol yeter. Baba telefonu da kapalı. Biz birbirimize söz verdik. Birbirimizden hiçbir şey saklamayacaktık. Ali Rıza'nın başı dertte. Ama merak etme, üstesinden gelecektir. Kim bu adamlar?
adamlar bak bana doğruyu söyle. Ali Rıza seni kaçıran o psikopatın elinde mi? Halide, bana bu soruları sorup zorlama beni. Bizim ailesi için sakin kalmamız lazım kızım, tamam mı? Baba Ali Rıza senin için hayatını tehlikeye atmadı mı? Sen niye hala burada bekliyorsun? Aratıyorum. Bulur bulmaz çıkacağım. Sen sadece bu durumu fark etmelerine mani ol yeter. Gerisi hallolur. Ne oldu kardeşime? Neye mani olacak kızınız? Yok yok. Bir şey yok. Kötü bir şey yok yani. Haşmet Bey. Kardeşime bir şey olduysa, başına bir şey geldiyse bilmek istiyorum. Yok kızım yok. Gelecek merak etme. Emine aklına kötü bir şey getirme. Ali Rıza gelecek. Sabahtan beri arıyorum ulaşamıyorum. Nasıl kötü bir şey getirme? Bir şey biliyorsunuz ama bize söylemiyorsunuz. Yavaş kızım yavaş. Annen duyacak içeride. Telaşlanacak boşuna yapma. Yani kötü bir şey yoksa nerede benim kardeşim? Niye burada değil? Yalvarıyorum. Yalvarıyorum ona kötü bir şey olmaz. Emine. Vermeyin lütfen. Lütfen lütfen. Lütfen. Söz verin bana. Söz veriyorum. Ben onu sağ salim getireceğim. Sakin ol. Haşmet Bey ne oluyor? Emine ne bu hal? Lütfen lütfen. Lütfen. Yok efendim imkanım. Öyle bir şey yok. Emine Hanım yanlış anladı herhalde. Ali Rıza'ya kötü bir şey oldu zannetti. Evhamlandı. Yok yani. Emine kalk kızım. Ali Rıza'nın düşmanlarını bize güldürme. Eğer yapılacak bir şey varsa Haşmet Bey yapacaktır zaten. Evet, evet. Anne. Anne Ali Rıza. Ali Rıza sağ salim dönecek Allah'ın izniyle. Bak o dönene kadar başını dik tutacaksın. Ne kimseye boyun eğmeyeceksin Emine. Anlaşıldı mı? Ahmet bir şey oldu söylemiyor Ali Rıza. Emine. Ne oldu söyle. Kızım sakin ol. Emine bana bak. Söylemiyor. Bana bak. Söylemiyor. Bana bak. Sakin ol. Emine. Ne oldu Emine? Emine. Nefes al. Sakin ol biraz. Tamam yok. Sen ne bileyim. Tamam. Dur şu yok gel. Gel. Tamam sen. Bir süre uyuyacak. Uyandığında bana haber verirsiniz. Aynen. Sağ ol. Geçmiş olsun. Ne oldu kızım? İyiyim bari. Şimdilik iyi babam. Ama Ali Rıza'yı görmeden düzeleceğini sanmıyorum. Ben Rukiye Hanım'a bir çay hazırlayayım. Abimden bir haber var mı? Var. İşi uzayacakmış. Merak etmesinler dedi. Geç kalacak biraz. Tamam biz de gidelim. Ne işi varsa biz de yardım edelim. Aslanım, senin ailenin başında kalman daha doğru olur. Şimdi Ali Rıza'yı düşünüyorlar, bir de seninle uğraşmasınlar değil mi? Sakin. Size çay yaptım. İyi gelir. Sağ ol kızım. Emine iyi olacak. Siz nasılsınız? İyi olacağım inşallah.
Ben telaştan soramadım. Sen bir baştan anlat. Ne oldu? Ne duydu da Emine öyle telaşlandı kızım? Biz babamla konuşuyorduk. Ali Rıza ile ilgili ben de telaşlıydım. Babamı kaçıran adamlar. Ali Rıza'm onlarla mı uğraşıyor? Rukiye Hanım ben de tam bilmiyorum. Babam bana da anlatmıyor ama Ali Rıza onların peşindeydi. Ali Rıza'm çok fedakardır. Kendini hiç düşünmez. Ailesi, dostları, sevdikleri için çabalar. Biliyorum. Tanıyalı çok az zaman oldu ama bunu defalarca gördüm. Ali Rıza'nın saçının bir teline zarar gelmemesi için ömrümü veririm. Ama dua etmekten başka çarem yok. Ne yapacağımı şaşırdım halde. Rukiye Hanım, babam ilgileniyor. Sabah olmadan mutlaka bir haber çıkacaktır. İnşallah kızım. Benim bir acıyı daha kaldıracak dermanım yok. Evet. Hayırdır delikanlılar? Hasan abiniz yok mu? Hasan abi mahallede kalmak istedi Haşmet Bey. Biz sizi bu saatte rahatsız ettik, kusura bakmayın. Kusur arayacak zamanda değiliz. Nedir, bir şey mi var? Biz Ali Rıza'ya ulaşamıyoruz. Belki siz biliyorsunuzdur diye size geldik. Lüzum görmemiş demek ki, haber vermemiş. Lüzum görse haber verirdi. Ali Rıza dik adamdır. Sevdikleri zarar görmesin diye tüm yükü kendi sırtında taşır. Ali Rıza yeterince fedakarlık yaptı Haşmet Bey. Şimdi sıra bizde. Lütfen bir şey biliyorsanız bizimle de paylaşın. Ali Rıza Cabir'in yanına gitti. Buna nasıl müsaade edersiniz Haşmet Bey? Bize neden haber vermediniz? Yani müsaade etmedik. Müsaade de istemedi zaten. Kendi gitti. Biz de mani olamadık. Peki böyle bekleyerek mi yardım edeceksiniz Ali Rıza'ya? Böyle beklemiyoruz. Araştırıyoruz. Ama bir henüz sonuç bulamadık. Olsa olsa beni götürdükleri yere götürmüşlerdir diye düşünüyoruz. Tamam o zaman. Tarif edin bize. Bir an önce bulalım orayı. Bulalım. Bulamıyoruz. Tarif de edemiyoruz. Çünkü beni oraya götürüp getirirken gözlerimi bağlamışlardı. Ama yakında inen kalkan uçak sesleri falan duydum. Olsa olsa havaalanı civardır. O civardaki bütün deliklere bakıyoruz. Tamam biz de bakalım. Hadi, hadi hemen gidelim hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Cabir misafirin bir ihtiyacı olup olmadığını merak ediyor. Patronuna söyle. Fazla merak iyi değil. Başını belaya sokar.
İçeridekini öldürdükten sonra diğerlerini ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Fuat zaten alemin en güçlü adamı. İçinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak için her yolu dener. Mithat zaten onun sözünden çıkmıyor. Şehmuz da araya birilerini sokmak için yana yakına aranıyordur. Galip psikopatın tekidir. Böyle şeylere takılmaz. Mekanına gelen olursa çatışır. Gelen olmazsa hiç umurunda olmaz. Ali Rıza'yı bize gönderdikleri için bu işin kapanacağını zannetmesinler. Kazdığımız mezarlara birilerini koymadan bu iş kapanmaz Sebahattin. Bende bir şey yok. Sizde durumlar ne beyler? Abi bende de bir şey yok. Etraf tenha. Şimdi arka tarafa dolanacağım. Bir de oraya bakacağım. Abi vallahi burada incin top oynuyor ha. Tık yok tık. Bulacağız abi. Bulacağız abi. Bulacağız. Gece kafama bir soru takıldı, bir mesele. Şimdi sen benim kardeşimi öldürdün. Sana baktıkça gözümün önüne kardeşim geliyor ve ben bunun intikamını alacağım. Senin sevdiğin herkesi öldüreceğim. Sana selam veren herkesten bunun intikamını alacağım. Ama kafama takılan bir şey var. Senin kardeşini öldüren adam hayatta yaşıyor. Gününü gün ediyor, keyfini çatıyor. Sen hatta onunla birlikte iş yapıyorsun. Nasıl oluyor? Ha? Kafanın basmayacağı şeyleri boş ver. Anlayamazsın. Anlat belki anlarım. Ben boşa nefes tüketmem. Bana bak. Bu var soy.
görüyorlar seni. Fazla tırsıkmış. Ama merak etme. Senin kardeşinin intikamını da ben alacağım. Anladın mı? Tamam yeğenim. Aramaya devam. Hangi deliği soktularsa bulup çıkartacağız. Baba. Baba bir haber yok mu? Baba oturmaktan başka bir çare bulamıyor musun? Biz oturuyoruz, sen oturuyorsun. Biliyorum. Beklemek zordur. Ama bazen yapılacak en doğru iş o. Hayırlı sabahlar. Ya, günaydın. Hayırlı sabahlar Rukiye Hanım. Buyurun. Ali Rıza'nın telefonu hala kapalı. Acaba sizin bir malumatınız var mı? Rukiye Hanım, kötü bir şey olsa hemen haberi gelirdi. İyi de burada böyle oturup iyi haberlerini nasıl alacağız Haşmet Bey? Bakın, oğlum bizi size emanet etti. Sağ olun. Rahat etmemiz için elinizden gelen her şeyi yaptınız. Ama oğlum da rahmetli babasından bana emanet. Şu anda kiminle neredeyse size ihtiyacı var. Haşmet Bey, sizden tek bir ricam var. Burada bizi koruyacağınıza evladımı sağ salim bana getirin. Rukiye Hanım, inanın elimden gelen her şeyi yapıyorum. Alo Muzaffer. Anlamadım. Rukiye Hanım. Rukiye Hanım, iyi misiniz? Ali Rıza mı aradı? Ali Rıza. Oğluma kıyacaklar. Yavruma kıyacaklar Ali Rıza. Rukiye Hanım, Ali Rıza'ya bir şey mi oldu? Oğluma kıyacak. Oğlumu göremeyeceğim bir daha. Rukiye Hanım, ne oldu? Biri bir şey mi söyledi? Söylesenize. Rukiye Hanım. Halide. Ali Rıza'mı koruyan bir baba dostu vardı. Muzaffer. Onu vurmuşlar. Ben ona güveniyorum. Halide. Halide yardım et ne olursun. Yardım et oğluma kıyacaklar Halide ne olur yardım et.
Ben? Kim var bu saatte? Şaka mı lan bu? Halde? Burak müsait misin? Müsaitim. Ne oldu, bir şey mi oldu? Bize gelebilir misin? Seninle konuşmam gereken bir konu var. Olur. Gelirim. Gelirim, gelirim. Hayırdır inşallah. Yerim uzatız, basma ya. Haydi millet, toplanın gidiyoruz. Nereye koşuyorsun lan böyle? Bu ne heyecan? Halide aradı. Konuşmak istiyormuş. Hayırdır? Bilmem. Gideceğiz, öğreneceğiz. Oğlum madem böyle girip çıkabiliyoruz bu eve, bizi niye tıktınız o zaman? Abi aynı mesele değil. Halide aradı diyorum. Anlamadım. Eyvallah abi. Kim aradı dedin? Derya'cığım, cevabını duymak istemeyeceğin sorular sorma bana. Sen de cevabını veremeyeceğin şeylerin peşinden koşma Burak'cığım. Allah Allah, siz böyle ana kız oluyor mu yani şimdi milletin içerisinde? Tamam, geldiğimde sana duymak istediğin, istemediğin bütün cevapları vereceğim. Tamam. Ya sen ne zaman abilik yapacaksın kardeşine? Efendim? Bu yaptıklarına neden göz yumuyorsun? Bomboş bir hayalin peşinden gidiyor, canını hiçe sayıyor. Sen destek oluyorsun ya engel olacağına. O zaman sana bir abi nasihati. Boş da olsa bir hayalin peşinden koşmak, gönül işlerinde hesap kitap yapmaktan daha iyidir. Mithat, sen Haşmet'i aradın mı? Ali Rıza ile ilgili bir gelişme var mı? Onun şu an çok önemli misafirleri var, onları ağırlıyor. O yüzden rahatsız etmek istemedim. Hayır, anlamıyorum ki. Ölmüş ablamın evinde tanımadığı insanları misafir ediyor. Hadi tamam, Haşmet ağayı geçtim. Peki Halide neden izin veriyor buna? Aşk şekerim, aşk. Belli ki Ali Rıza'ya fena tutulmuş. Boşuna dememişler aşk adamın gözünü kör eder diye. Ne yazık ki aşkı kısa sürecek. Cabir Ali Rıza'yı öldürdükten sonra körlüğü geçecek. Anne, biraz konuşabilir miyiz? Ne oldu kızım ya? Yabancı kimse yok burada. Burak evden çıktı. Halide aramış, koşturarak ona gitti. Derya'cığım, sen sakin ol, olur mu? Lütfen. Şu gerginlikler, şu meseleler bir çözülsün. Ben Burak'la bizzat konuşacağım. Endişelenme. Sen artık benim kızımsın. Oğlum da olsa seni hiç kimsenin üzmesine müsaade etmem. Bunu böyle bil. Çocuklar sabaha kadar beklediler. Değiştir, dinlensinler bunlar. Olur ağam. Ağam. Hı? Burak Arsoy'a geldi. Ne işi varmış onun burada? Bilmiyorum ağam. Sabri, git konuş şununla, çeksin gitsin. Sinirimi ondan çıkartmayayım. Olur ağam. Burak'ı ben çağırdım baba.
Sebep Halide. Onunla konuşacaklarım var. Kızım sen Burak'la ne konuşacaksın? Bırak konuşmayı, aynı yerde durmaya tahammülün yok. Bazı durumlar insanın her şeye tahammül etmesine sebep oluyor baba. Benim için yapamayacağım bir şey olmadığını biliyorum. Evet. Ben senin için her şeyi yaparım Halide. Senin için her şeyi göze alırım. Ali Rıza'yı kurtarmayı da göze alır mısın? Her şey. Madem sen istiyorsun. Ben her şeyden vazgeçerim. Ali Rıza kendini feda etti. Eğer ona bir şey olmasına engel olursam... onu ailesinin yanına sağ salim getirirsen... bundan sonra seninle olan ilişkim... senin istediğin gibi şekillenir. Nasıl yani? Benim istediğim şekilleme... Halide sen... ne dediğinin farkında mısın? Sen bana diyorsun ki... Halide şaka mı bu? Burak şaka yapacak halim yok. Uzatma lütfen. Halide sen iste... baş düşmanım cehennemin dibinde de olsa... onu oradan çeker kurtarırım. Kurtar o zaman. Senin bir kardeş, erkek kardeş hala hayatta. Benimki yok. Adalet mi bu? Ha? Şimdi ben bu çocuğu öldürsem... yazık olmaz mı? Ha? Bunun vebali kime kalır, sana mı, bana mı? Senin derdin bende. Ne yapacaksan bana yap. Kardeşime yaklaşma. Aslında aile şanssızlıktır. Bu çocuk senin kardeşin olarak dünyaya gelmekle şanssız.
Kardeşimden uzak dur. Bütün gece uyumamıştır da bu. Gözüne uyku girmemiştir. Sana yardımcı olmak için üzülmüştür. Şimdi bu çocuğa bir fırsat vermeyelim mi? Sen benim kardeşimi gözümün önünde öldürdün. Ben de senin kardeşini gözünün önünde öldüreceğim. Eğer kardeşime dokunursan... seni kendi ellerimle parçalarım. Duydun mu lan? Selfie. Ama gülümse birazcık. Böyle surat asma, kardeşin daha da çok üzülür. Yandı. Pardon abi. Senin pardonunu yerim Jardo. Abi. Canım. Keyifler yerinde. 10 numarayım. Nereye gidiyoruz? Çok güzel bir yere gidiyoruz. Harika bir yere gidiyoruz. Çok eğleneceksiniz. Jardo, Ali Rıza'nın durağına çek. Ali Rıza'nın durağı? Dediğimi yapın Fiko. Ali Rıza'yı kurtarmamız gerek. Ali Rıza'yı kurtarmamız mı gerek? Halide'ye söz verdim. Kurtaracağız. Taksiciler sabaha kadar onu aradı. Bakalım bir iz bulmuşlar mı? Abim, biz niye kurtarıyoruz Ali Rıza'yı? Herif zaten ayağımıza pranga, çözülsün gitsin. Cabir'in de bize bir hayrı dokunmuş olur. Şu an dünya yansa Ali Rıza benim için kurtulmalı Fiko. Abi. Canım. Halide Hanım sana ne dedi? Hayatım boyunca duymak istediğim şeyi söyledi. Ali Rıza'yı kurtarırsak ki söz verdim. İlişkimiz benim istediğim gibi şekillenecek. Hı, Fiko. Küçük bir ihtimal dahi olsa bu ihtimalin peşine düşeceğiz. Ali Rıza'yı kurtaracağız. Bunun için her şeyden vazgeçeceğiz. Feda edeceğiz. Anladın? Sana bir zarar gelmesin de. Seni çok özlemiş, gönderdiğim konumda bekliyor seni. Havaalanının etrafındaki her yere mantıklı mantıksız demeden baktıracaksın. Tamam mı? Her yere baktırıyorum abi. Bulacağız inşallah, merak etme. Hayırdır delikanlı? Nereye? Benim acil çıkmam lazım. Bir şey lazımsa söyle, biz halledelim. Sizin burada beklemekten başka bir şey yaptığınız yok. Duruyorsunuz siz. Sakin ol. Ya bırak. Dur. İndir. Ben burada yeteri kadar vakit kaybettim. İndir oğlum. Daha fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Abim benim o. Tamam. Sizin gibi bekleyemem ben burada. Tamam. Yavaş. Eğer bir şey öğrendiysen bize söyle. Ben öğreneceğim, öğrendim. Abim benim o ya. Bırakın, açtırın şu kapıyı. Mert, abinin yüzünden annenlerin ne kadar üzgün olduğunu biliyorsun. Sana da bir şey olursa ne kadar acı çekerler bilmiyor musun? Bize söyle, biz halledelim. Duymalarını istemiyorsan açtır şu kapıyı. Tamam. Anahtarları ver.
Ersin! Ver. Sakin, sakin. Oğlum yavaş. Yürü hemen çıkalım. Belli ki Cabir bunu yemlemiş. Oğuz, bu tuzak olabilir. Hiçbir koşulda evin önünden ayrılmıyorsunuz. Tamam mı? Önce emanetler. Tamam. Tamamdır abi. Ramço, hazırım, sık. Tamam lan yavaş, tamam. Of, tamam. Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum gözümden uyku akıyor. Uykum kaçsın diye böyle limon sıkıyoruz, ne yapalım? Oğlum git yat şu içeride dinlen. Oo. Bu halde bir işimize yaramazsın. Git dinlen biraz. Sonra kaza yapacağım, bir de seninle uğraşacağız. Ne dinlenmesi ya? Sık öbür göze de sık. Yavaş, oğlum, yavaş. Manyak mısınız? Yapmayın. Dur. Bir dakika dur. Ah, tamam. Tamam lan, tamam. Hasan tamam. Abi geliyor. Ha? Hasan abim geliyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam abi. Aleykümselam abi. Vallahi girmediğim sokak bakmadım, depo kalmadı. Yok bir şey. Sizde? Bizde de yok abi. Haşmet abi bizi yanlış mı yönlendirdi acaba? Çünkü söylediği gibi olsaydı mutlaka abi iz bulurduk. Lan yine bu herif mi geliyor? Allah'ını seven beni durdurmasın var ya. Bu sefer şarjörde ne varsa hepsini boşaltacağım üstüne. Bak izleyin bak. Fatih. Oğlum bir sakin ol ya. Dur ya bir yavaş. Vay arkadaş. Şuna bak. Ben de siz Ali Rıza'nın dostu abisi bilirdim. Adam ne durumda? Siz burada çay çorba. Ortalık manyak kaynıyor, manyak. Bana bak. Zaten canımız sıkkın. Bir de seninle uğraşmayalım. Beraber uğraşalım. Ali Rıza'nın bulunması benim için de önemli. Ben de onun için geldim. Sizde bir iz var mı? Sen bu şerefsizleri bizden daha iyi tanırsın. Sen bir şey biliyorsan bize söyle, biz gerekeni yaparız. Ben gerekli yerlere baktım. Bir hareket yok. Sizde ne var ne yok ona bakmaya geldim ben. Haşmet daha uçak sesi duyduğunu söyledi. Bizde 3 havalimanında gezmediğimiz sokak kalmadı. Yani sen de biraz gez, bir şey bulursan da bize haber et. İstanbul'da kaç havalimanı var Fiko? Taksici 3 dediğine göre 3'tür herhalde. Sen de sınıfta kaldın. Tabii. Önünde durak yok ya. Hazerfeni havalimanından saymadınız ha? Mesajımız yerine ulaşmış. Hı. Kardeşi çıldırmış. Koşa koşa geliyor. İyi. Fazla bekletmeyelim çocuğu.
Ne bu? Kardeşinin elbası. Cabir yolladı. Yesin diye. Kardeşinin helvası. Cabir önce helvayı yesin, sonra kardeşinin ölümünü izleteceğim ona dedi. Sizin helvanızı yapan da olmayacak. Hepinizi tek tek öldürüp helvanızı kendi ellerimle kavuracağım. Elin kolun bağlı. Bunu bile ben yedireceğim sana. Ne artız artız konuşuyorsun? Efendim abi. Var mı bir durum? Yok abi, bizde de bir şey yok. Arıyoruz hala. İyi, haber edin. Hadi eyvallah. Bir yavaşla bakayım içeride. Devam. Abicim biz böyle canımız cebimizde dolanıyoruz ama umarım her şey senin istediğin gibi olur. Sen Halide'yi tanımıyorsun Fiko. Halide Gürkan bir söz verdiyse ölür, sözünden vazgeçmez. O arkadakilere mesaj at, gözlerin dört açsınlar. Silah sesleri buradan geliyor. Hadi söyle. Tamam, konum atın hadi.
Cavi nereye gitti? Bilmiyorum. Bir dahakine kafana sıkarım. Cabir nereye gitti? Talat'ın mekanında buluşacak. Kardeşinle. Kardeşinin öldüğü yerde. Sözümü tutacaksın değil mi? Ben sözümü nereyim? Kafana sıkarım demiştim. İyi misin? İyiyim. Kusura bakma, anca gelebildik. Tamam, siz biri çıkarsa indirin. Benim acil çıkmam lazım. Ali Rıza, burası bizde. Buradan canlı adam çıkarmayız everallah. Dur, dur, dur. Lan bu Ali Rıza değil mi? Aa. Acizler çatır çatır savaşıyor. Bu nereye kaçıyor? Nasıl kurtuldu lan bu Cabir'in elinden? Abi sen seç. Ali Rıza mı Cabir mi? Sabri, görebiliyor musun? Daha değil ha. Yetişiriz birazdan. Daha hızlı sür. Tamam, yetiştik. Gözden kaçırma. Şuradaki siyah araç. Zorla da olsa gidip alayım şu delikanlıyı. Delikanlı bizi buraya kadar getirdi. Buluşacağı adamlar da Ali Rıza'ya götürür belki. Abim nerede? Arabada. Peşine birilerini taktıysan abini göremezsin bir de. Yalnız geldim. Etrafta kimse yok, yalnız gelmiş. Hazır mı şişesi? Biraz daha bekle.
Trafik olacak dedim. Abi Nelim. Dur, acele etme. Belli ki Ali Rıza içeride. Abisinin yanına getirmişler delikanlıyı. Bunlar böyle acemi iş yapmaz. Nerede abim? Abim nerede? Haklıymışsın abi. Haklı olmanın bize faydası yok. Ne yapacağız ona bakalım. Abi! Sabır, sabır, sabır. Sabır, sabır. Fazilet, sabır. Nerede abin? Gel dedin, geldim. Şerefsizlik yapma, nerede abim? Abi! Çok kalabalıklar, adam çağırayım mı? Yok, o kadar vaktimiz yok. Seninle ne zamandır sırt sırta vuruşmadık değil mi? Bakalım rüzgarımız eskisi kadar esip savuruyor mu? Yürü. Ananın rahminde ne kadar bekledin? Abin benim kardeşi iki yerinden vurdu. Biri buradan. Biri buradan. Kestirtme bana çocuğu, ara adamı. Açmıyor. Kapıya diktiğimizi ara. İyi, tamam. Kaydet, izletiriz. Sakin ol, bedeni rahat bırak. Tamam. Merak etme. Ben senin abini de öldürüp yanına göndereceğim. Üç kardeş orada mutlu mesut yaşayacaksınız. Cabir, gücün çocuğa mı yetti? Meselen benle, bırak çocuğu. Kes kes, ateş yok, ateş yok, ateş yok, ateş yok. Haşmet ağa. Hasretime dayanamadın ha. Nihayet kavuştuk. Ha? Çok duygulandım.
Bu sefer tabağa sana dolu göndereceğim. Ben buradayım. Ne yapacaksan bana yap. Hele. Oğlum çek bunları. Kaydet. Kaydet, izlettiririz adamı. Ay ya. Kaydet kaçırma. Hadi. Cabir! Başrol geldi. Kayda gerek yok. Öldüğünü görmek için bizzat karşına geldim.